Affedersiniz kaptancığım ama burada ne aradığımızı hala anlayamadım. Yani siz sihirbaz değilsiniz, savaşçı da değilsiniz. Bir ejderha ile tek ortak yanınızsa nefesiniz. Sanırım birkaç kere de tutuklanmıştınız, öyle değil mi kaptancığım? Lapacı, sen bu işleri hiç bilmiyorsun. Gerçekten anlamıyorsun değil mi? Hı? Korsanlığın kurallarından biri de her şeyi bilmektir. Rakiplerimin neler yaptığını görmek için buradayım. Onların planlarını öğreneceğim ve ilk fırsatta çalacağım. Ha, anladım. Sonraki isim. Sağ olun, istemiyorum. Bende bir tane var. Sizin adlarınız ne? Ha, tabii, adlarımız. Ben Jack ve bu da Lapacı. Teşekkür ederim. Zekice bir plan. Ama deodoranınla karıştırırsan beni gelecek çarşambaya atabilir. Nefis bir şey kokmaya başladı burada. Yemek için zamanımız yok. İş için buradayız. Merhaba. Merhabalar. Sizi görmek ne kadar hayır, güzel. Hayır, kuş beyinde. Merhaba demekle müthiş ilginç bir şey gördüm demek istiyorum. Neymiş o kaptan? Sihirli değnek. Bu sihirli değnekle çok korkunç şeyler yapabilirim, düşünsene. O korkunç şeyleri zaten yapıyordunuz siz, değil mi? Değneği almanın bir yolu olmalı. Baksana, bu değnek ilginç bir şeye benziyor. Öyle mi? Sağ olun. Burada ne yazıyor? Sihirbaz Jack yazıyor galiba, değil mi? Hayır canım, onun adı... Evet sihirbazım, benim adım sihirbaz Jack. Merhaba, iki sihirbaz, konuşalım bakalım. Bunu kaça satarsınız? O değnek satılık değil, sergilenmek için orada. O benim kontrolümde, çünkü büyülenmiş kraliçe o değneğe sahip olursa büyü bozulur Jack. Anladın mı? Bozulur. Evet. Büyülenmiş kraliçe mi? Evet. Kanalın sonundaki bölgede eski 999 Zevk Kalesi'nde yaşıyor şu anda. Çok ilginç de neden bin değil? Bir eksik bir fazla fark etmez Lapacı. Fakat kaleye gitmeye kimse cesaret edemez. Kapıda bekleyen güzel periler kaleyi koruyor. Ancak bu değneğe sahip olan kişi onun zevklerini öğrenebilir ya. Evet, fakat çok dikkatli olsa bile eğer değneği yanlış kullanırsa durum çok tehlikeli bir hal alabilir doğru. Anlıyorum. Madem değneği satmıyorsun, iyi günler tuhaf görünümlü arkadaş. Sana da iyi günler sihirbaz Jack. Sizinle gurur duydum efendim. Kendinizi müthiş kontrol ettiniz. O hayır dedi ve siz de bir centilmen gibi ayrıldınız oradan. Geri dönüp onu çalacağız. Böcek akıllı seni. Gel de sana nasıl yapacağımızı anlatayım. Merhaba kibar büyücü. Ben büyülenmiş kraliçenin size gönderdiği güzel ve çekici perilerden biriyim. Tanıdın mı beni? Anlıyorum. Ekselans büyülenmiş kraliçe buraya gelmemi ve dans ederek size ayartmamı istedi. Bu yüzden bu altı parçalı giysiyi giydim. Bir de bu çorabı. Öyleyse yapmalısın. Sağ olun, var olun. Çok teşekkür ederim. Dur! Gitme! Seni seviyorum! Gitme, dur! Trafik saati! Bu kanal trafiğini daha önce de görmüştüm ben. 999 Zevk Kalesi'ne gitmek saatten alacak, biliyor musun? Saatler mi? Sihirli değneği getir Lapacı. Sihir yaparak bu trafikten kurtulacağız, göreceksin. İyi ama büyücü demiştik. Çabuk yani. Getir. Getirdim kaptan. Sihir konusunda pek bir bilgim yok ama bu durumda uyaklı cümleler her zaman işe yarar. Tamam, güzel bir tane uydurdum. Küçülsün teknem, rahatça ilerleyeyim. Büyülenmiş kraliçenin yanağından öpeyim. Çok iyiydi kaptan, duygulandım. Teşekkür ederim. Bozuk para var mı? Bende hiç bozukluk yok. Lapacı, bozuk param var mı? Yok. Hiç mi? Dublons, Türk lirası, Haypeniyes, Gilder, Franks, Baht, Dingits, Bradmins. Ne şans.
değneği kullanacağım. Sihirli değnek, bozuk paramız kalmadı. Biz geçerken kaldır kapıyı. Görüyorsun değil mi lapacı? Bu değnek bir harika. Kaptanım, efendim, görüyorum. Geldik. Gürültü yapmayı bırak lapacı. Sanırım sorunu bu değnekle çözebilirim. Hiç sorun değil. Ama efendim, bakın geldik. Bu periler sandığım gibi güzel değilmiş. O tarafta değil ki efendim, bu tarafta. Bak. Tanrı aşkına. Lapacı, hemen kıyıya yaklaş. Hemen efendim. Ben hazırım efendim. Evet, artık geldiğimize göre. Ama böyle gidemem ki, şık görünmek zorundayım. Sihirli değnekle bir numara daha yapalım bakalım. Beni bu güzel bayanların yanına götür ama çok hoş görüneyim. Yalvarıyorum sihirli değnek, çok zarif ve son moda giyineyim. Deminki ikiz kardeşim Quentin için özür dilerim. İyi günler bayanlar. Ben Jack, korsan Jack. Majesteleri büyülenmiş kraliçeyle görüşmek istiyorum mümkünse. Teknenize geri dönerseniz çok iyi olur. Kraliçe yalnızca ona sihirli değneği götüren kişiyle görüşebilir. Anlıyorum. İşte burada. Şimdi kapıyı açın. Bin kadar tadılacak zevk var. Bu biraz zaman alacak. Doğru, ben denemiştim. 32 çeşit dondurmayı tatmak bile bir haftamı almıştı. Kapıyı açmak için elindeki bastonu kullanmalısın. Seni sersem korsan. Kapıyı açmanın başka bir yolu olmadığından emin misiniz acaba? İş başa düştü. Kapıyı aç güzel sihirli değnek. Amacım büyülenmiş kraliçeyi görmek. Açıldı kaptan. Tamam, şu tarafta durup deneyeyim. Kapıyı aç güzel sihir. Kapıyı... Kim o? Hislerim beni yanıltmıyorsa eğer kraliçe bu tarafta olamaz. Sanırım kraliçeye yaklaştık. Bunu korsan sezgileriniz mi söylüyor kaptanım? Hayır, işte burada. Evet, aç onu. Görünüşümle onu etkilemek için ben burada bir kahraman gibi durup poz vereceğim lapacı. Hemen efendim. Tamam, ben yaparım. Şu değneği tut. Merhaba kaptan. Sanırım bir yanlış anlamı oldu. Sihirli değneği size getiren o değil. Değneği getiren benim kraliçem. Oh, çok hoş görünüyorsun. Bebeğim, hazır mısın? Hadi. Dur bakalım. Burası 999 Zevk Kalesi değil mi? Doğru. Ama 999'u da benim zevkim ve listemdeki bir numaralı zevk bir kamışta senin beynini emmek. Efendiciğim, bir sorunum var. 999 zevkin listesini yapmaya çalışıyorum. 52. zevk, ayak parmağı tırnağını çekmek miydi acaba? Hayır, 52.'si firavun faresiyle birlikte oynamakta. Tırnak çekilmesi 17. zevkti lapacı, unutma. Tamam, peki ya dilin bükülmesi ne olacak? 44 olmalı ya da 8, ne bileyim ben.